Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Seagate markasının 6 TB'lık hard diskinin kutu açılışını yapıyor olacağım. Ama öncelikle isterseniz sizlere bir kutusunu tanıtayım. Hemen şöyle baktığımızda burada bir Seagate logosunu görüyoruz ve hemen yanında 6 TB'lık olduğunu ve ürüne ait görselin bulunduğunu, bir de backup plus hub olduğunu, yani ikili çoklu girişe sahip olduğunu, çoğaltıcıya sahip olduğunu belirtiyor. Hemen burada 2 aylık bir Adobe Creative Cloud'un üyeliğini hediye ettiğini belirtmekte. Hemen şu tarafa baktığımızda ise bilgisayarlarla kullanım için uygun olduğunu belirtiyor. Burada 2 yıllık bir garantiye sahip olduğunu belirtmişler üst kısmında kutunun. Diğer yan tarafına baktığımızda ise USB 3.0 olduğunu, Windows ve Mac için uyumlu olduğunu belirtmişler. Yine aynı şekilde burada da aynı yazı var. Arka tarafına dönecek olursak, bütün dillerde yazmışlar ama yine maalesef ki Türkçe yok. Hemen baktığımızda, nasıl söyleyeyim sizlere, bilgisayarlarla hemen çalıştırmaya uygun olduğunu belirtmekte. Yani başlatma yazılımının içerisinde yüklü olarak geldiğini belirtmişler. Ve ayrıca da özelliğinden bahsetmişler burada. Hemen şu şekilde yine İngilizce olarak. Çoğaltıcı olarak kullanabileceğinizi aynı anda, yani şurada hemen kutuyu açınca da sizlere göstereceğim. 2 adet ön yüzünde USB çoğaltıcı bulunmakta. Bu USB üzerinden mesela gidip cep telefonumuzu şarj edebileceğimizi veya flash bellekteki dosyaları direkt olarak aktarabileceğimizi belirtmişler. Hadi eğer isterseniz şimdi kutu açılışına geçelim. Bunu da kesmeyeceği tuttu lan. Makas kesmiyor ya, döndü. Aha, ip intihar etti. Yardıma devam. Evet arkadaşlar, biraz önce büyük ihtimalle hızlandırmış olarak gördüğünüz üzere ne yazık ki çakımın makası kırıldı ve dışarıdan yardım alarak makası edindim. Şimdi şöyle poşetinden çıkaracak olursak ürünü şu şekilde. Birazcık daha insancıl bir kutu açılışı izliyorsunuz şu anda. Hemen şu yan tarafında Seagate'in Türkiye ofisi tarafından herhalde eklenmiş bu. Veya distribütör tarafından. Bu şekilde garanti belgesi ve mini bir kullanı kılavuzu tarzı bir şey eklemişler. Ürünün modellerinin hangi modellerde geçerli olduğunu falan yazmışlar. Hemen o çıktı. Şimdi şu şekilde kutusu bu şekilde gözüküyor. Şimdi hemen üstündeki yapışkanı çıkaralım. Şu şekilde açtıktan sonrasında hemen şöyle açalım hemen. Şu şekilde size doğru da göstereyim. Biraz çıkmamak üzere tasarlanmış bir kutusu var. Bu konuda emin bir şekilde size bundan bahsedebilirim. Evet, ve çıktı. Yani her şeyi böyle ıkın ıkın yerleştirmişler gibime geliyor sanki. Cidden böyle. Evet, bu da çıktı şimdi. Şu şekilde şöyle koyalım. Şunları da bırakalım. Şunları Collin parçaları zaten. Sizler de göreceğiniz üzere sarsılmaması için. Biliyorsunuz hard diskler birazcık daha sarsılmaya karşı duyarlı olan cihazlar olduğu için olabildiğince az sarsılması gerekiyor. Bunu şöyle koyalım ve bunları bu şekilde alalım. Şimdi yine biraz önceki bahsetmiş olduğum işte kullanım kılavuzu vesaireden bahsetmişken, şimdi asıl orijinal kullanım kılavuzu da burada içerisinden çıktı. Yer aldığı içerisinde. Hemen şunu da şimdi kenara bırakalım. Şöylece kenara alalım. Adobe Creative Cloud'un üyeliğinin olduğunu söylemiştim 2 aylık ücretsiz bir şekilde. Onunla ilgili nasıl yapılabileceğine dair bir bilgi içeriyor. Hemen burada. Onu da şuraya bırakalım. Ve ürünü şimdi poşetinden çıkaralım. Sizlerle birlikte. Hemen şöyle açtığımızda, direkt olarak poşetinden çıkardığımızda bu şekilde ürünümüz bizi karşılıyor. Şöyle düzeltirsek. Biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere 2 adet çoklu giriş burada bulunmakta ve hemen üzerinde burada Seagate'in logosu bulunmakta. Arkasında ise
Hemen burada bir güç girişi ve yanında da USB 3.0'lık bir soket girişi bulunmakta. Şimdi şöyle şunu şekilde bırakalım. Ve diğer kutudan çıkacaklara bakalım birlikte. Şimdi burada bize adaptörümüz karşılıyor. Hemen ona da bakalım, gösterelim. Avrupa girişli büyük ihtimalle olması gerekiyor. Şöyle. Evet, içerisinden soketimiz Avrupa girişine uygun olarak geliyor. Avrupa prizleri için. Şimdi açacak olursak. Arkadaşlar, şu şekilde göreceğiniz üzere Avrupa girişi bulunmakta. Şimdi şunları şu şekilde koyalım. Adaptörümüzün voltajına da bakalım hemen, yine sizlere belirteyim. Hemen adaptörünün voltajına baktığımızda o kadar küçük yazmışlar ki hiçbir şey okumuyor özellikle. Evet, 12 voltluk bir girişi bulunmakta ve çıkışı bulunmakta ve 3 amperelik bir çıkışa sahip. 12 volt 3 amperle çalışan bir cihaz. Bu cihaz hemen şimdi şurada yan tarafına da yine baktığımızda USB 3.0'lık cihaza ait giriş ve yine bilgisayarımız için soketimiz de burada bulunmakta. Bu şekilde. Ayrıca şöyle size de göstereyim. Biraz önce de bahsetmiştim. Avrupa girişinin yanı sıra burada diğer priz tiplerinden olan en çok kullanılan bir prize de sahip. Ayrıca İngiliz tipi priz de bu şekilde hemen burada ürünün içerisine, kutusunun içerisine eklemişler. Şimdi bunu da bu şekilde kenara kaldıralım ve cihaza bakalım yine tekrardan. Şimdi şurada işte Seagate yine belli açıklamaları mevcut. Seri numarası falan vesaire mevcut burada. Yine bizi karşılıyor. Nerede üretildiği falan. Hemen ona bakacak olursak nerede üretildiğine de bakalım. Tasarım Tayland tasarımıymış. Ürün üretimi ise China olarak geçiyor. 2019'un ikinci ayı üretimli bir cihaz. Yani yeni bir cihazlardan biri. Şimdi şöyle karşılaştırma yapacak olursak, benim önceki cihazım olan Toshiba'nın 3 TB'lık cihazını hemen şuradan alayım ve boyut olarak karşılaştırma sağlayalım. Bu da benim Toshiba, daha önceki emekliye ayrılacak olan yadigar şu anlık baktığınızda. Bu 3 TB'lık bir cihazdı ve kalınlık olarak baktığımızda yaklaşık olarak 3 cm'lik bir kalınlığa sahip. Ve cihazın hemen üst kısmına baktığımızda ise yaklaşık bir 12 ila 14 cm'lik falan bir boyuta sahip. Şöyle. Şimdi yan yana getirdiğimizde ise şu şekilde biraz şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Sizler de boyut karşılaştırması yapabilirsiniz. Sol elimde tuttuğum Seagate'in yeni olan 6 TB'lık, sağ elimde tuttuğum ise Toshiba'nın 3 TB'lık cihazı. Bu şekilde sizler de boyutlarını görmüş oldunuz. Şöylece koyacak olursam. Neden bu cihazı aldığıma gelecek olursam arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda da zaten YouTube kanalındasınız. YouTube için içerik üretiyorum birazcık. Videolar da biliyorsunuz oldukça fazla yer kaplıyor. Bu yüzden de videoları ayrıca konumlandıracak bir hard diske ihtiyaç duydum. Bununla ilgili olarak da 6 TB'lık Seagate'in hard diskini tercih ettim. Ben satın aldığımda 700 küsür lira falandı herhalde. 800 lira yakın bir fiyata sahipti. Hepsi buradan satın aldım. Açıkçası kargolamasını çok beğenmedim. Çünkü yani cihaz içerisinde bir sağa bir sola, bir sağa bir sola gidebiliyordu. Arkadaşlar, cihazla ilgili olarak da ayrıntılı olarak bir hız testi vesaire videosu da eğer isterseniz tabii ki bunu da yüklüyor olacağım. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. En kısa sürede ben de bunu çekerek sizlere yüklemiş olacağım zaten. Sizler de eğer ki bu videodan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Kutunun açılışı da bu kadar sürdü. Yani daha fazla bir şeyler çıkmış olsaydı sizlere kesinlikle gösteriyor olurdum. Şöyle her ikisini de yan yana tutarak tekrardan sizler de görmüş olun. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki videomu beğendiyseniz hemen beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve diğer videolarıma da göz atmak istiyorsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımdan da haberdar olmak isterseniz yine hemen abone ol butonunun yan tarafında bulunan çana tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Now, I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same. Now, I wish that I could just forget your name. Now.